Dolmuşlar kişi başı 150 baht dediği için yine otostop çekiyoruz. Kamerayı görünce duruyorlar ya. Aha. Ha, Pattaya. Thank you. Okay, thank you. Şansınıza küseyim ya. Keşke buradan Pattaya gitseyim işte bedavaya. Olur. Bedava diye ay saçmalama ya. Ama bir daha dönmem oralara. Bir daha gelmem oralara. Herkes kızıyor şu anda Pattaya gittiğimiz için. Evet ya. O da mı dönüyor? Oho. Evet, buradan bir su alacağım da. How much? 100 bahta gidecekmişiz kişi başı. Okay. Bir şey unutmadık değil mi? Yok. Evet, hostelimize geldik. Burası galiba. Hello. Yeah. Yeah. Okay. And after when you come down, you bring the passport. Okay. Uh-huh. Thank you. Your soup smoking? Balcony. Okay. Yeah. Buraya 320 baht verdik. Sadece bu akşam kalıp yarın Kamboçya'ya gideceğiz. Burası ucuz diye geldi ki. Güzelmiş. Fiyat performansı iyi. 7 numara nerede ya? 7 numara 5, 6, 7. Anahtar Ezgi'de ama. Bakalım nasıl bir oda çıkacak. Aa, mis gibi kokuyor. Bayağı temiz. Oh, çok güzel kokuyor. Temiz bir yer, yaşasın. Öbür taraf da temizdi. Koçak da temizdi yani. Normalde çantalarla zar zor pasaport verirdik. Bu teyze neyse yardımcı oldu. Yerleşim ondan sonra pasaport alırız dedi. Ben bir sigara içmem lazım. Hemen karşımızda bizi uyuşturucu kullanmayın sadece sigara alanıdır yazıyor. Mutlu oluruz diyorlar. Böyle bir balkon alanı. Sigara içme alanı yapmışlar. Burada muhafazakar şehirler var. Trat'ı ben genellikle futbol takımıyla falan biliyordum Tayland'da. Bugün Trat'ı gezeceğiz. Evet, hostelimizden çıkalım. Aa, bayağı sevimli görünüyor ya. Küçük bir kasaba burası. Trat. Trat bir şehir. Hayır, bir kasaba. Şehir. Hayır, Trat bir kasaba. Şehir. Ve 10 bin nüfuslu bir kasaba. 10 bin nüfuslu bir şehir gördünüz mü arkadaşlar? Görmemişsinizdir muhtemelen. Şimdi yemek yiyeceğiz. Evet, baksana şu binalara ya. Çok güzel değil mi? Evet, burası bayağı orijinal gözüküyor. Ben seviyorum böyle yerleri. Turist yok. Aa, rahat. Bir de meyve bol. Meyve bol. Buranın mangostini, rambutanı falan bolca. Ama tabii bunlar yeşil muz. Bu muzları çok ucuz satıyorlar da. Yani yenmiyor arkadaş. O işte 2-3 hafta bekletmek gerekiyor. Karşıda ne var? Neredeymiş yemek yeri? Açık pazar varmış. Pazar arıyoruz. Bu saatlerde açılmış. Soracağız. Ha, yemek pazarı mı? Şu anda çok açız. Sabahtan beri bir şey yemedik. Burada açız demek, pirinç istiyorum demekmiş. Yani karşı tarafta gel aç mısın demek istiyorsa pirinç yemek ister misin? Yani Türkçe çevirsek eğer böyle bir anlamı varmış. Burada tabii pirinç en çok tüketilen şey pirinç. Pirinç, noodle, pirinç. Vallahi ben burada pirinç oldum ya gerçekten. Her şey pirinçten, tatlılar da pirinçten. Herhangi bir bilgimiz yok Kamboçya hakkında, yemekleri hakkında. Balık göreceğiz. Balık diyorlar. Balık. Biraz baktım ben. Bol balık diyorlar. Burası için de geçerli. Balık yemedik burada ya. Bilmiyorum, balık mı? Balığa benzemiyor. Bu kocaman bir balık olabilir. Kocaman balık. Yani balık derken domuz mu acaba? Domuz sanırım. Ama yağlı. Sadece yağ. Evet. Kadınlar çalışıyor. 2 tane erkek, 4 tane kadın vardı. İlk başta laf ettiler, sonra güldüler. El sallamanız yeterli. Ezgi şu anda şeyi soruyor. Ne soruyor? Yemek yiyeceğimiz pazarı soruyor. Burası oyuncakçıymış. Pazar, market. Oh, thank you. Okay. Evet. Doğru yemiyoruz.
Ha, okay, thank you. Yanlış yere. Biz buradan mı geldik? Hayır. Hayır. Öbür paralelden geldik. Evet. Ahşap ahşap binalar. Ya çok sempatik ya burası. Evet, insanlar da çok sempatik. Turistik olmayan yer Tayland'da muhteşem ya. Ben acayip rahat güzel hissediyorum. Öptü başına koy. Kadına demin yer sordum. Telefonda konuşuyordu. Telefonunu kapattı. Şurada galiba. Tabii kasabaya gelince fiyatlar da ucuz diyor. Yemek fiyatları. Bizim en sevdiğimiz aşama. Bizi bu kadar çok güldüren ve sevindiren şey de bu galiba. Buranın daha ucuz olması. Tabii ki o değil ya. İnsanlar tamamen değişiyor. Evet, pazarımıza girmiş bulunmaktayız. Ha, terzide servis falan da var. Baksana. Pazarın içine. Hayır, terzi var. Ha. Çok sevimler. Horoz. Hay, girişe bak. Dikkat et. Of, ben düşüyordum ya. Hello. Ha, burası terziler çarşısıymış Ezgi. Terzi görmeyeyim mi? Ne kadar zaman oldu ya. Ha, tamamen terzi. Çok güzelmiş. Evet, burada anneanneme benzeyen bir teyze de vardı. Bizimkiler de dikerdi ya. Halalar. Evet, sünger. İşte tıkır 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 tıkır. Evet. Annem de yapardı. Gerçi benim annem yaşlı. Sünger genç. Nereden gidelim? Şurada meyve sebzeler var. Nerede? Yeşil ve koş. Yeşil soğan, marul, kabak, mango. Şunlar domates. Ha, bunlar karnıyarık. Olmamış karnıyarık. Bak, bunlar morarıyor, patlıcan. Gibi. Karnıyarık dedim yalnız. Canım nasıl çektiyse karnıyarık. Balıkları bizim turşu gibi 6-7 ay böyle kurutuyorlar. O suyunu alıyorlar ve balık sosu oluyor. Öyle bir koku, öyle bir koku ki anlatılmaz. Sormayın. Yaşanır. Sormayın. Sormayın dostlar. Evet, burada kaju, üzüm, çirimo yağı. Tabii o meyveleri bundan önceki bölümlerde anlatmıştık sizlere. İzlediyseniz, başka yerlerde izlemişsinizdir belki, bilmiyorum. İsimleri gerçekten unutmuşsunuzdur muhtemelen. İsimleri çok yabancı bizlere. Yürüyoruz bakalım. Ya kabak çok tüketmeye başladılar. Kabak bu kadar yoktu Tayland'da. Amca cool ya. Tatlı ister misin? Hayır, içemeyeceğim. Ama 10 sadece ya. Normalde 20-30 aldığımız tatlı. Oh, yağmur geliyor. Toparlanmalar başladı. Gerçi şemsiyeler var. Ezgi, bunlar ne? Domates mi? Domates. Oh. Aa, güzel gözüküyor. Sarı domates. Yumurta sandım, korktum ya. Aha, ben bunu bilmiyorum. Bunlar ne acaba? Soralım, ismini soracak. Korktun mu? İngilizce bilmiyorlardır ama. Ha, okay. Beş miymiş? Beş de. Beş olması önemli değil. Onun ne beş, olur? Beş olması. Olsun, bir deneseydik. Hard tart yerdik. Elmadır belki. Elma gibidir. Sebze olsun. Beş para mı ya? 3,5 lira falan. 3,5 lira. Sebze belli. Sebze olduğu. Sebze olduğu belli dedi Ezgi. Burada hamur kızartmaları var. Sütlü krema koyuyorlar. Normalde o hamur kızartmalarına Peru'da biri toz şeker dökerler. Toz şeker, toz şekerli yerler. Burada neyse ki öyle yapmıyorlar. Süt kırması döküyorlar. Evet, Ezgi bir şey göstermek istiyormuş pazarda. Onlar çok pahalı ya. Evet, hiçbir şekilde yiyemeyeceğimiz, bakıp bakıp 150 ağladığımız. 150 baht kilosu. Bu 200, o 150. Tamam, bu... Abi bunun ismi vardı, neydi bunun ismi? Güzel üzüm. Tayland denince akla bir pazar bir de tapınaklar gelir. 40 binden fazla tapınak var, kaç tane pazar var kimse bilmiyor. Her sakı kırası, her kenar başı pazar. Pazardan bol bir şey yok. Burada böyle süs eşyaları, taçlar, tokalar, saatler, cüzdanlar. Yürüyor, gidiyor yumuş çanta, pardon. Aynen. Bu Kipling tarzı, Kipling kızlar biliyordur. Böyle bir şey, dayanmış, çakma fiyat ama. Fiyatlar 199 baht. Bayağı iyiymiş. İyi, çok, normal. Hayır, yani çok ucuz değilmiş aslında. Değil, terlikler çok kötü ya. Yani gerçekten. Evet, pırıl pırıl parlıyor terlikler. Çok şöyle. Kokoş. Burada ne var? Burası. Ne? Benim işime yarayacak gibi. Bu ne? Mandalin piyo. Oo, bak Gökhan, ben böyle doğal şeyleri severim. Ne o? Mandalina şeyi, kabuğu. Hı. Keklere koyardım. 5 bahtmış. Kek yapamıyorum artık. Ha, burada hep kurular var böyle. Burada çerezler. Aha, kedi. Ama Siam kedisi değil. Tabii biliyorsunuz Tayland'da eski Tayland'ın eski adı Siam. Siam kedileri de Tayland'dan geliyor. Bunu bir arkadaşım İran'dan geliyor falan diye zannediyordu.
Siam. Burası. Tayland. Burada Beylikdüzü'den ablam için gömlek var. Kadıköy'den ablam için gömlek var. Bu da Beşiktaşlı yengem için. Burada askeri ürünler satıyor. Bizdeki gibi ya. Benzer şeyler. Türkiye'dekiler. Bitirdik. Bu pazarı da bitirdik. Çok hızlıyız. Evet, çok hoşumuza gitmedi ama genellikle pazar malları. Yani ben pazardan, bunu mesela İzmir'de pazardan aldım. 70 liraya almıştım bundan 3 ay önce. Çıktık Ezgi'cim. Bir pazarın daha sonuna geldik. Esenlikler diliyoruz. Evet, pazar şurasıydı. Hemen karşımızda tapınak. Dedik işte burada pazar ve tapınak. Tayland'ın iki güzel şeyi. Yani güzel dediğim artık tapınaktan sıkıldık ama nerede? Hemen orada da kral kraliçe bizi karşılıyor. Kral kraliçe çok seviliyor. Babalar günü kralın doğum günü. Anneler gününde kraliçenin doğum günü. Eski kralları daha çok seviliyormuş. Ama şöyle rivayetler var. Yani bundan önceki kral, ölen kral 9. Rama kardeşini başka şekilde şey yaparak, egale ederek araştırın isterseniz. Ve tahta geçmiş diyorlar. Bilmiyorum. Araştırınca ben inandım yani biraz. Şu andaki kral da Almanya'da yaşıyor biliyorsunuz. Çok da sevilmeyen bir kral kendisi. Genellikle burada gördüğümüz dükkanlarda hep eski kralın resimleri asılı. Eski zamanlarda böyle kralın resmini yapmak veya kraliyet ailesindeki birinin resmini yapmak çok büyük suç sayılırmış. Sonra yanlış hatırlamıyorsam 4. Roma mı 5. Roma mı ne bilmiyorum. Bu adam batıya daha yakın olduğu için, 4. Roma'ydı galiba, batıya daha yakın olduğu için artık kendi resmini, portresini yaptırmış. Ondan sonra bütün kraliyet ailesinin, buradan gidiyoruz. Evet, sonra da bütün kraliyet ailesinin fotoğraflarını her yerde görebilirsiniz. Dolmuşta, dükkanlarda, mesela rastgele bir dükkana girin, kesin vardır. Burada var mı? Burası kırmızı var. Hemen gel. Hemen gel içeri. Ama ayıp olmasın. Çaktırmadan şu evet, tarafı. Şurada kraliyet ailesinin fotoğrafları var. Aynada gözüküyor. Yani her yerde görürsünüz. Artık bir tabu veya suç değil. Her köşe başında, her ticarethanenin şeyinde uğur getirsin diye kral koyuyorlar. Pek seviyorlar. Burada kral, kraliçe, yani kraliyet çok sembolik. Kraldan kimse konuşmuyor aslında. Sadece iş yerlerinde, evlerinde tablolar, işte portreleri, fotoğrafları var. Çünkü yasak. Kötü bir şey söylerseniz en büyük suçlardan bir tanesi yani. Aynen. Malezya'da da öyleydi ama Malezya'da bunu daha çok hissediyordunuz. Tayland'da bunu çok hissedemiyorsunuz. Belki dil buna engel oluyor. Yani biz Tayice bilmiyoruz sonuçta. Ve Tayland tabii daha rahat. Yani özgürlükler ülkesi, yani, günahlar ülkesi. O yüzden hissetmiyorsunuz. Ama günahlar ülkesi değil aslında çok ya. Yani birçok muhafazakar yeri de var. Evet. Tabii şöyle bir gerçek var. Tabii ki Tayland sadece Phuket, Pattaya, Bangkok'tan oluşmuyor. Ve bizim gibi gezenlerin gösterdiği de daha çok Phuket, Pattaya, Bangkok. Ama biz size Tayland'a olabildiğince ev hallerini de göstermeye çalıştık. Ya adamlar bizi evlerini almıyor ki. Couchsurfing'de biz normalde Güney Amerika'ya gittiğimiz zaman her bölgede kalmışızdır. Yani Tayland'da çok az yerde kaldık. O yüzden hani dil farkları var. İngilizce bilmedikleri zaman da ağırlayamıyorlar. O yüzden öyle kaldık. Yani Taylandlar hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz. Sadece yollarda karşılaştıklarımız. Bundan önceki zamanlarda evlerinde kaldığımız zaman bayağı iç içeydik yani bütün ülkelerde. Özlemlediğimiz kadarıyla yani Taylandlı insanların evinde de kaldık aslında birkaç tane de olsa. Çok kesinlikle kibar insanlar, özverili insanlar ve de kendilerinden vermeyi seviyorlar. Bir beklentileri yok. Böyle Tayland'ı, Taylandları sevdik. Keşke dil bilseydik. Gönül isterdi. Evet, turistik bölgelerdeki Taylandları sevmedik. Evet. Bunu söylüyoruz. Yani Peru'dan daha iyidir. Peru'dan daha iyidir ama turistik bölge işte abi. Her yerde, dünyanın her yerinde turistik bölgedeki insanda bir kültürel yozlaşma bir şey oluyor yani. Ama uzak dursun benden. Bizden. Hepimizden. Amin. Şehir merkezine doğru gidiyoruz. Da motorlardan geçebilecek miyiz ya buradan? Geçemeyiz. Raça buraya çok benziyor burası ya. Evet benziyor ama daha sanki hareketli burası. Ya, bence burası kasaba mı? Orası şehirdi. Bakıyoruz neler varmış. Burası canlı, burası cansız ama. Ama bu gündüz hali ya. Bir de küçük bir yer burası. O yüzden daha canlı gözüküyordur belki. Çift kişilik yatak 1890 baht. Bayağı uygun. Bu sert mi bu da? Bak bu da sert ya. Yani şu anda kaldığımız hosteldeki yatak da çok sert. Önceden belirtmiştik zaten bunu. Aha, enstrüman. Bak, hiç enstrüman görmüyorduk Tayland'da. Bu çünkü
bu enstrümanların üzerinde melek olduğunu düşünüyorlarmış. Onlar için biraz daha kutsal hale getiriyor yani enstrümanları. O yüzden fazla enstrüman göremiyorsunuz Tayland'da. Muhafazakarlar yani. Yani bu açıdan. Müzikle muhafazakarlık olur mu ya? Olmasın. Olmaz. Olmamalı. Nereye gidiyoruz? Şehir merkezi bu taraf gösteriyor harita. Koşalım, ezileceğiz. Bak adam BMW'siyle geçiyor. Bankadan para çekmemiz gerekiyor. Kamboçya'ya gidiyoruz. Kamboçya'ya dolarla girerseniz daha iyi olur dediler. Bir de girişte eğer Kamboçya'da dolar verirseniz 33 dolar. 30 dolar mı 33 dolar mı öyle bir şey gidince göreceğiz. Baht olarak verirseniz 38 dolar diyorlar. O yüzden dolar çekmemiz lazım. Burada Visa, Mastercard falan geçiyor mu geçmiyor mu? Yukarıda var mı? Yukarıda bir ATM var. Paramızı çektik. Şimdi bunlarla dolar alacağız. Bankadan para, dolar alacağız. Bu banka 4'te kapanıyormuş. Başka banka kapanmış mıdır bilmiyoruz. 4'te mi kapanıyor yoksa bütün bankalar? 4'te kapanır mı abi banka? Bu arada şurada Josh diye bir isim gördüm de Taylandlıların doğuştan aldıkları nickname'ler var böyle. Takma isimler var. Anneleri babaları veriyor. Biz burada genellikle karşılaştıklarımızın çoğu yabancı isimler oldu. Thor, Josh, Josh, Joseph. İlk karşılaştığımız zaman garipsemiştik. Şehir merkeze gidiyoruz. Banka arıyoruz. Neyi salladım o kadar ya? Çocuklar benden cool çıktı. Burada restoranlar var. Ben iyi hissediyorum böyle yerlerde kendimi ya. Kendimi özel hissettiğim için mi acaba? Yani ben yabancıyım, tek yabancı benim. Özelim falan. Bu bankada 3.30'da kapanıyormuş. Yarın sabah erken kalktığımız zaman dolar alırız artık. Buradan hamburger alalım dedik. Gitmeden önce bir hamburger yiyelim. Normalde buranın yemeklerini yeriz ama bu sefer hamburger yiyeceğiz. 35 evet, bahta tavuk burger veya balık burger. Ezgi sonra yiyecekmiş. Ezgi şu anda bedava su dolduruyor. Bütün Tayland'daki en ucuz yere girdik. Böyle yerlerin en güzel tarafı işte yani. Şunu mesela normalde 15 bahtına aşağı alamazsınız. Burada 11 baht. Ha, burası kutu doluymuş ya. Hani geçebileceğimi zannediyorum. Bayağı ucuz her şey. Bizim fiyatlar nasıl? Pringles ne kadarmış? 49 bahta Pringles. Büyük boy. Bize ne kadar oldu ya bunlar? Sular. Bunlar toptancı gibi ya bunlar. Su burada. Bunlar kaçlı? 6'lı satıyor. 12'li. Şey 20 baht. 12'li 20 baht mı? Bayağı ucuzmuş. Oo. Meyve suları 13 baht. Aa, bunlar da 20 baht normalde. 13 baht burada. Bayağı uygun burası ya. Bayağı şey depolamak lazım buradan. Gerçi Kamboçya daha ucuz diyorlar ama. Sakkahoe'ye gidiyoruz. Oradan da sınıra geçeceğiz. Kamboçya'ya yolculuk. Evet, Trabzon'dan 3 saat otobüsle sınırda hemen pasaportları göstereceğiz. Oradan Phuket'e, oradan Siem Reap'a veya Angkor Wat. YouTuber'lar neden Ayutthaya gitmiyor diye sormuştuk. Hepsi Angkor Wat'a gidiyor demişlerdi bize. Biz de oraya gidiyoruz ama Ayutthaya'yı da görmek istemiştik. Evet, tamamen farklı krallıklar, tamamen farklı yapılar. Bak, bu çocukları bana yardım ediyor ya şu anda. What's your name? My name is Dia. Yeah, nice to meet you. We from Thailand. Sakkao'dayız. Buradan otobüs bekliyoruz. Poipet'i geçeceğiz sınırı. Sonra da şey gidiyoruz. Ya Tayland'ı biz seviyoruz. Tayland'dan ayrılmak da istemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Burada şurada pazar var. Ezgi şuradan dürüm döner almış. Getirdi. Burada da hep çocuk. Bunların hepsi çocuk ya. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hep aynı şeyi söylüyorum ama. 2 saatlik yolu 5 saatte geldik. Yani Tayland'da evet 2 saatse yol, 3 saatse 7 saatte, 6 saatte. Ne olduğu belirsiz yani. Haritada gösterdiği saatten çok daha farklı zamanlarda geliyorsunuz. Gitmeden önce birkaç şey söyleyeyim. Gerçekten çok sevdiğimiz ve yaşamak istediğimiz bir yer Tayland. Fotoğraf makinemiz çalındı ama gerçekten güvenli olduğunu düşünüyoruz. Herkes motosikletlerin üzerinde anahtarlarını bırakıyor vesaire. Her anlamda bizi çok rahat ettirdi. Çok güzeldi. Yaşamak istediğimiz yerlerden iyi ki şu anda. İleride ne olur bilmiyoruz. Belki Kamboçya'da yaşamak isteriz. Hiç belli olmaz. Yani yanlışımız varsa Tayland'da affola ama Pattaya'yı sevmiyoruz arkadaşlar. Pattaya'yı sevmedik yani. Yapacak bir şey yok. Telefonla haberleşiyoruz şu anda. Selamlar Türkiye. Selamlar Türkiye. Ha yes. Yes. Okay. Selamlar Türkiye. Türkiye. Yes. Türkiye. One, two, three. Selamlar Türkiye. Ukraine. Selamlar Türkiye. Ah, yes, thank you.
Daha fazla zorlamıyoruz. Selamlar Türkiye'yi. Ezgi kendine bir tişört bak dedi. Otobüs 6.30'da olduğu için yani bütün tişörtlerim ter içinde kaldı. Yani yırtıldı ya da başka şeyler oldu. 3 ayda eskittim ben. Şurada ucuz tişörtler varmış. Ama nasıl geçiyoruz? Oraya geçemiyoruz. Buradan geçsem. Evet. 40 bahtı gömlek. Gömlekleri gelinmeyin. 100 bahtmış tişörtler. Ha, ileride bir kis tişörtü gördüm de bunlar çok yakar ya. Ben lisede çınlı okumadım. Of çok güzelmiş. Lisede olsa, üniversitede olsa bunları acayip bayıla bayıla giyerdim. Şimdi de giyerim gerçi ya. Manowar, ACDC. Aha, şort mu? ACDC şort. Abi 450 bahtmış. Ben ucuz bir şey alıp kaçacaktım ya. İlerideki şeyden alacağım. Anlaşıldı. Evet, benim tişört neredeydi bilmiyorum. Ya Kamboçya'da umarım böyle pazarlar görürüz ya. Çok güzeldi. İnsanlar da çok güzel. Dediğimiz gibi Tayland'ın insanını da Tayland'da çok sevdik. Sadece turistik bölgelerde her şey rahatsız edici. Ha, buldum tişörtümü. Evet, bu bana olur mu acaba ya? 100 baht abi. Şimdi giyerim bana. Olur mu? This one. Evet, thank you. Zarı. Evet, saat 6.30'da kalkacakmış. Ezgi bekliyor beni orada. Tayland'daki bütün otogarlar, terminaller bu şekilde. Gerçi burada vantilatör yok. Bir de vantilatörlü olanlarını düşün. Evet, aldım Ezgi'cim. Ne aldın? Aa, bana mı aldın? Hayır, kendime aldım. Sana mı alsaydın? Kendine aldım. Hayır. Kendime aldım. Bakıyorum. Bu nedir? Çok baskılı. Çok baskılı, evet. Bakıyorum. Bakıyorum. Vay. His. Vay. Çok değişik. Çok değişik mi? Değil aslında. İddialı bir şey ya. İddialı bir şey, evet. İddialı bir mavi gece mavisi. Artık bununla beraber görecek herkes beni. I was made for loving you, made. Ya en pop şarkısını söyledin sen de. Evet, saat kaç Ezgi? 9 mu oldu? 9 oldu ya. 9. Kaçta çıktık? 12'de çıktık. 9 saat. Daha sınırdayız. Siem Reap'a 3 saat falan var. Sınırdan geçeceğiz birazdan. Of, ne uzun bir yolculuktu ya. Tayland otobüsleri yaktın bizi. Tayland seni seviyoruz ama bu ulaşım nedir ya? Ha, burasıymış. Şuradan pasaport kontrolü. Evet, yani Kamboçya o kadar ucuzmuş ki bazı insanlar Tayland'da çalışıp Kamboçya'da yaşıyorlarmış. Sınırda yakın zaten. Sınır, pasaport kontrolü diye Ezgi'cim. Ezgi nerede? Ezgi burada. Bu gördüğüm en değişik pasaport kontrolü. Meyveli falan. Bakalım. Meyveli pasaport kontrolleri. Eski bunu satıyorlar ama bayağı üzerine sinekler üşüyor. Sanki pazara giriyor gibiyiz. Evet, telif yemeden konuşalım. Hayır, bayağı ince uzun bir yoldayız Ezgi'cim. Arkadaşlar doları alamadık maalesef. Çünkü Trat'ta hiçbir bankada dolar yokmuş. O yüzden şu anda Baht'la giriş yapacağız. Umarım Baht'ı çevirebileceğimiz bir yer buluruz. Özellikle turistik bölgelerde dolar geçiyor. Her zamanki gibi fotoğraf yok diyorlar. Ama bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. Malezya, Singapur, Tayland'da hep çektim. Bir ay veriyorlarmış vizeyi ama çalışma vizesini bir deneyin diyorlar. 3 aylık başvurmayı. Biz elektronik vize de almadık. İnternet üzerinden almadık. Bakalım kapı vizesi alacağız. Normalde dolarla girseydik 30 dolar olacaktı. Baht'la girdiğimiz zaman 37-38 dolar civarında tutuyormuş. Bu çıkış ve girişi var bunun. We look for bus. Yeah, for bus. We after we can look for. I have a bus ticket company here. You can pay for. Okay. Thank you. Okay, walk there. Go to visa on the wall. After walk, we find a meter at the bus. Okay, thank you. Okay, go. Biraz önce çıkış yaptık. Şimdi giriş yapacağız. Hemen yukarıda yine kralın vesikalık fotoğrafları. Bunlar yaşlı. Gözükmüyor gerçek kamerada galiba ya. Evet, oldukça ihtişamlı bir giriş görüyoruz. Aa, geldik. Stop, stop. Okay. For any possible? Turn off your camera. Evet, hallettik işlemlerimizi. Normalde dolarla girseniz 30 dolar, dolarla girmediğimiz için 1300 baht verdik. O da 35-36 dolara falan denk geliyor. Evet. Oha, bayağı kalabalık ya. Oo. Sınır kapısı gibi değil mi burası? Biz nereye geldik? Holiday Palace yazıyor. Bak, tatil sınırı.
Yani şimdi otobüs bulacağız. Nerede acaba? Bu arkadaşlar bayağı bir takip ediyorlar bizi. No, bus station. Here, yeah? Bus station. No, bus station. Here, no bus station? Yes, bus station, yes. Thank you. Thank you. We can walk. Thank you. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz da. Ha, yataklıymış ya. Ha. Okay. Can we stay here? No. Stop again. Burayı gösterler bize. Arkada kral koltuğu var. Kral etancı. Dinleyemiyorsun. Okay, okay. Okay, thank you. Thank you. Thank you so much. Ayakkabıları çıkarmak çok ilginç bir uygulama. Bu yatak da. Değil mi? Her şey ilginç ya. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Şuna baksana. Arkadaşlar size gösteremedik. Bayağı zorluklarla herkes para aşırmaya çalışıyor. Bulamadık. Kimse getiremedi. Birçok yer kapanmış zaten. Otobüs kalkmıyor. Buraya bir arkadaş getirdi. Baton Bong'da oturuyormuş. Buraya 200 saat mesafe bir yerde oturuyormuş. Arabayla takip ediyor bir adam. Onlarla konuştu. Ama peşimizi bırakmıyor. Kimse yardım etmiyor. Kimse İngilizce bilmiyor. Ya şöyle bir durum var. Kamboçya'da çok fazla tuk-tuk kullanan insan var ve maddi olarak da ekonomik durumları Kamboçya'nın Tayland'dan daha kötü. Yani Tayland'dan geçtiğimiz için buraya... Bizim Tayland'dan daha kötü geç. Kamboçya Afrika'dan sonra en fakir ülkelerden bir tanesi Kamboçya zaten. Aylık yani. 100 dolarla sanırım asgari ücret değil mi? Evet, herkes tuk-tuklu yollarda, kimse size otobüs terminalinin nerede olduğunu göstermiyor. Bir araya bölme koymuşlar. Nasıl? Ayaklarım sızmıyor benim. Tam 1.90. 1.90. Çok güzelmiş ya. Abi hiç böyle bir şey de kalmadı. Normalde 10 dolarmış. Yani kişi başı. 3 saat yola gideceğiz. Yatarak gidiyoruz. Yolculuk efsane Kamboçya'da. Çok güzel ya. Bu hale gelmek için neler çektik. Az çektik.